Güzellikler, hepinize sevgiler, saygılar. Ne yapacağız bu videoda? Suat abim hasvin kaldı. Onunla sohbet, muhabbet yapacağız. Yanında da Mustafa abim var. Bayağı bir açıktayız. Hasvin hakkında kısa bilgi, bir tecrübe yapacağız. Suat abi 3,5, biz 2 ton, 5,5, 6 tonu. Bakalım 24 volt hasvin götürebilecek mi, tutabilecek mi? Hep beraber izleyelim. Evet abi, trolling modda mı gideceğiz? Evet. Sen oraya da herhalde montaj yaptın onu. Aynen. Aynen kardeşim. Allah'ına kurban abi. Kumandası var. Ha, direkt kumandadan götürüyorsun abi. Evet. Halat durumumuz iyi mi abi? Evet. Çok ya. İyi halat durumumuz, çok. Abi 10 numara halat aldım ya. Suat abi. Canımsın benim. Şu anda devreye girdi bakalım. Ağır ağır götürüyor bizi aşağı doğru. Yer değiştiriyor. Şimdi sen ne yapıyorsun abi? Direkt ileri düğmesine mi basıyorsun? Şöyle. Abi bayağı bir götürüyor ya, bakar mısın? Bunu zaten çoğu tanıtımlarda görüyoruz. Aha. Burada 10 kademesi var bunun süratini. Şu an kaçta gidiyoruz abi? Şu anda ortada 6. seviye falan. 6 seviye. Evet. Abi götürüyor ya, bakar mısın aşağıdaki? Burada kaplumbağa resmi var, füze resmi falan var da. Burada bir bilgi verelim arkadaşlar senin takipçilerine. Evet. Ben o sıkıntıyı yaşadım. Aha. Çok araştırdım. Bu aleti takmadan önce nasıl bir şey diye. Taktık ettik. Uzatmayayım. Bunu tanıtmak var. Şeyle, sınav çapları. Kumandayı tanıtımı. Şöyle yapmaları gerekiyormuş. Aha. Bunun en altında kullananlar bilir, yeni alanlar bilir. Kaplumbağa resmi var. Evet abi. Ona sağlam basıyorsun, yaklaşık 3-5 saniye. Aynı anda hasvinkin üzerinde de büyüteç resim var. Aha. İkisini aynı anda basıyorsun, 3 kere di 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 sesi geliyor, ondan sonra uyum sağlıyor. Tanıma işi, ha, anladım. Kumandayı o şekilde tanıtıyoruz. Evet, ben önce bayağı bir uğraşmıştım. Abi peki benim çözemedim, o da şimdi bu düz nasıl gidiyor? Burada sağa sol yaptım. Ha, direkt oradan sağa sol ileri geri gidiyor diyorsun. Ama şu anda ben onu yapmıyorum çünkü kendi dümenimle şu anda bak sancak yapıyorum. Ha tamam abi, sadece ileri yapıyorsun, dümenle hallediyorsun. Yani, geçen gün dümende sıkıntı olmuştu benim. Liman içinde, kare içinde. Bununla makine stop. Törnüşten geri geri yerime bile yanaşabildim. Bağlamaya girdin diyorsun abi. Tabii yerime yanaştım. Vallahi helal olsun abi. Şu anda gidiyoruz yaklaşık. Suat abi şimdi kaç para bu? 75-80-100 var mı abi? 87 bin lira şu anda. 87 bin. Şey mi? Alet bilmiyorum. Hasvink. Yanlış bilgi vermiş. Vay be abi. 10 bin lirayken almadık Suat abi şunları. Ben 61 bin lira almıştım. Ama tabii sadece onunla bitmiyor. 2 tane jeleko almam gerekiyor. 100 amper değil mi? 100 amper jeleko aldım. 24 volt. Daha sonra yukarı takviye vardı ama büyüttük. Ha, panel koydun. Panel koydum. Dur panelleri de göstereyim Suat abi. Ama senin abi maşallah, bu ne ya? Dostlar şimdi arkadan 3 tane gözüküyor da, bir tane de arkada var. Abi o kaç wattlık? 450 mi? 140 watt o. Ama sende akıllı inverter da var. İnverter var bir tane. 2 tane MPPT var. 2 tane MPPT var abi. Oh. Yani hem 12 volt ayrı sistem için hem de 24 volt ayrı sistem. Suat abi sen tenteyi kaldırsan zaten baksana güneş gelmeyecek ya panellerden. Şu an hızımızda 1.7. 1.7 mil mi diyor? Ne çekiyor şu an? Nat mı veriyor ya burası? Bu da Navgönis program var. Çoğunda arkadaşlarımızda var zaten. Hı hı. Ha o zaman o mil veriyordur abi. Mil mil. Mil değil mi? İyi abi ya. Bakar mısın ne güzel götürüyor ya. Suat abi beni masrafa sok hocam da işte. Neyse bir sonumuz belli olsun da abi şu limanda. Ama şey var, tavsiye edilecek bir şey. Çünkü şu anki derinliğimiz 280-300 metre. Buraya çapı atamayız zaten. Değil mi abi ya? Havalimanlık gerçi sıkıntı yok ama bu 3-4 havada bu tekneyi rahat tutuyor bu. Ben 3-4'te tutuyor mu abi? Umduğumdan iyi çıktı. 1.7 mil knot hızımız yeterli. Yeterli abi, yetmez mi? Ne güzel götürüyor ya. Sen bununla karadan da takılıyorsun değil mi abi? Trolling yapıyorsun. Yapıyorum. Savaşta inanır yakaladık. Büyük mü abi? Oo, çok güzel. Büyük değil. Abi güzel. Önceki yakaladıkların daha büyüktü abi ya. Büyüktü. Bugün fazla seni bekletmeyelim. Buluşacağız. Canımsın ya. Canımsın abi. Suat abi ses de yok ya, gram değil mi? Tabii. Bunun avantajı zaten hem sessiz olması. Gerçi bunun ana makinesi sessiz ama balıkta çok önemli değil.
Ama Hasfink'te de hiç ses yok abi. Yok. 200 amper sabahtan akşama kadar götürüyor. Bir sıkıntı yok abi. Vallahi onun göstergesi var. %20, %50, %100 diyor üzerinde arkadaşlar. Kullananlar bilir. Tabii aküler de belki yeni olduğu için ama hep %100'lü gözüküyor. Ben gidip kontrol ediyorum. Abi maşallah bir şey. Ha, yukarıdan da zaten hala hazırda panellerden dolduruyor abi. Doğru söylüyorsun. Gece kullanmadın değil mi abi hiç? Gece hiç daha denemedim. Denemedin. Ama sende buzdolabı da var Suat abi. 12 volt buzdolabımız var. Onun sistemi de ayrı. Onun panelleri ayrıldık. Ha sen aküyü ayırdın. Doğru söylüyorsun abi. Aküler 12 volt onlar. Çünkü. Hasfink de bunların aküsü ayrı. Ama şimdi bir sıkıntımız var değil mi abi? Hasfink'i açınca furunu ne yapıyor abi? Yapmıyordu aslında. Parazit yapmaya başladı. Parazit yapmaya başladı. Kablolar ayrı. Bakın ayrı, dostlar. Sistem ayrı ama ha? Ne yapıyor? Sistem ayrı. Kablolar ayrı. Bunu bir çözemedik. Çözersek de ne yaparız? İleride Suat abi video çekeriz ya. Yani çekeriz tabii ki. Şu anda kapattım şey, furunu. Şey devre dışı kalınca Hasfink gösteriyor. Çalışıyor. Az önce 260 metre, 280 metre görüyoruz. Ki P66 var Suat abi de şu an. Onun 1 kW'ı da yolda değil mi? Çörp. İnşallah. Çörp yolda abi. Yurt dışından getirebilirsek ya da buradan. Hayır. Ya buradan da alırız abi. Sıkıntı alırız, yok ki. Buradan da alırız. İşte biraz da ekonomimiz. Ekonomi maalesef abi Suat abi. Artık bir şey alamıyoruz ki Suat abi. Evet maalesef. Ama sistem dostlar ayrı. Normalde aklınızda bulunsun. Balık bulucuyla Hasfink'i aynı aküye takarsanız parazit yapması normal. Kablolar üst üste geçerse yine normal. Ama bu enteresan bir durum. Kablolar ayrı, aküler ayrı, sistem komple ayrı. Fakat yani bir sıkıntı oluyor. Yerlerde. Yani onu bir abi biz bir İlhan İnce'ye veya bizim Celalettin yok mu? Aynen. Ona bir soralım abi. Bakalım hayırlısı. Şimdi uzmanlar onlar. Yani. Abi bayağı da güzel gidiyoruz ya. Sen bir de beni taşıyorsun. Beni taşımasan demek ki daha da hızlı gideceksin. Ben bunu denediğimde ilk taktığımda yaklaşık 3 mil falan yaptım. 3 mil? Abi çok iyi ya. Demek ki motora bir şey olsa senin dümen mili gitmişti. Oldu. Yerime kadar yanaşıyor. Alıp götürdü seni abi. Suat abi yat limanında. Dostlar biz Balıkçı Barınağı'ndayız. Gerçi Balıkçı Barınağı'nda yeri var Suat abinin de. Bir orada bir burada. Suat abilerin gülüyor. Peki Neriman yok abi. Ben şöyle bir baktım. Sen ona Neriman diyorsun da onun adı Yaşar bak. Onu Yaşar mı abi? Burada Yaşar. O Yaşar. Abi biz Yaşar. Hayatımıza erkek girmesin diye Yaşar demiyoruz Suat abi. Yaşar. Dişi. Dişi Yaşar mı? Dişi Yaşar. Dişi ise sıkıntı yok abi. Gel kızım Yaşar. Ha bıktık abi saplardan artık. Her yerimizde sap. Denizde bari. Martılar bari bayan olsun onun ya. Esmi ister şu kısaca onu da söyleyeyim. Sor abi. Estağfurullah olur mu abi demek? Ben rahmetli babamdı. Anten Enes kaptan. Allah rahmet eylesin. Vedat dayı değil mi abi? Zaten teknenin adı da Vedat dayı. Allah rahmet eylesin abicim. O biz tabii çocukken falan hep martı gelince. Yaşar o kızı balıkla beslerdi. Bizim aklımızda öyle kaldı o. Vallahi abi. Onun geleneğini biz tabii. Herkes farklı isimler tabii söylüyor ama. Ben senin sayende hani bir Yaşar gördüm senden hatırlıyorum ama ben Neriman yaptım abi ya. Yap canın sağ ol. Olsun cana gelmesin. Var zaten yani. İzliyorum. Yani abicim. Onlar bizim Uğur meleklerim. Dostlar bu arada Suat abiyle biz YouTube'dan tanıştık. Abi 2 yılı geçti değil mi? 3 yıl oldu mu? Olmuştur. 3 yıl oldu. Böyle güzel bir abiyi tanıdığım için de ben gayet mutluyum. Sağ olsun ve bana göre Türkiye'nin kaptanı. Sadece Antalya değil. Estağfurullah. Türkiye'nin kaptanı. Aynı zamanda vaktiyle dalgıçlık hala var mı Suat abi? Yani serbest dalmıyorum ama bazen tüplü dalışlar. Tüplü dalış. Yani eskiden güreşte mi yaptık Suat abi? Yok. Biraz bilek güreşi yapıyoruz. Bilek güreşi mi diyor? Ona da gelen geliyordu yani Antalya'ya. Antalya'nın yerlisi Suat abimiz. Maceralar çok da. Yani. Abi bir ara inşallah çıkacağız işte ailece. İki tekne. Bir Çıralı Adrasan yaparız. Suat abinin derin bilgileri bize lazım. Çünkü dostlar ben video çekiyorum size. Suat abi telefon açıyor yayınladıktan sonra video. Bana bir fırça atıyor. Niye öyle bağladın? Niye öyle girdin? Niye böyle yaptın diye. Bak tehlikeye bak görüyor musun? Bak. Aynen. Bak onu da çek. Halatı atmışlar abi. Şimdi bak şu anda biz sanal çapara gidiyoruz. Şimdi onu sarsa problem. De. Sarsa problem abi doğru güzel söylüyorsun. Maalesef abi bu Antalya'yı da kirlettiler mahvettiler. Bu giden kim Suat abi? Sahil güvenlik değil mi? Ama yeni tekne herhalde bu. Yeni bir yat herhalde motor yat. Yani. Dostlar izlemeye devam. Biraz yeri değiştireceğiz. Pek verimli değildi. Suat abi bir tane patlak göz aldı. Öyle değil mi abi? Aşağıdan. Yine... Patlak mercan ufak bir mercan. Ufak mercan aldı. Yeri değiştiriyoruz. Hadi bakalım izlemeye devam. Yaşar geldi. Suat abinin takım Yaşar diye geçiyor ama bayan Yaşar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaş geldi şu an. Abi bir tane mi geliyor genelde? Bazen ayrı.
Ailece geliyorlar. Ailece geliyorlar değil mi? Geçen fıstık dağıttım abi. Fıstığı hepsini yediler biliyor musun? Kabuklu. Kabuklu kabuklu. Vallahi ağaçlar yediler ya. Kabuklu. Fıstık yiyen martılar. Çatır çatır kabuğunu kırıp yiyorlar vallahi. Helal olsun. Maşallah. Şimdi abi mavi yanıp sönüyordu Suat abi. O gideceği yeri gösteriyor değil mi? Hangisi? Şimdi bak mavi ile pembe yandı üstteki led. Sabitledin mi demek istiyor? Hiç bilmiyorum. Şunu kumandayı. O şu anda şey sabitledim demek istiyor. Evet. Heh, değil mi? Mavi. Bir süre sonra ha. Sönüyor. Bir süre sonra da sönüyor diyorsun. Kendini yani dinlenmeye alıyor. Ha, standby gibi diyorsun. Anladım. Anca koordinattan kaçarsak çalıştırıyor yine. Yok gene çalışıyor ama şey ışığı... Hafif modda çalışıyor. Araya bir dip not düşelim. Şu an sert esmeye başladı. Gayet güzel de tutuyor. Evet, aletimiz burada. Bayağı bir kalın kablo kullanmışlar. Tabii ki amperajı yüksek bunun. Görmüş olduğunuz gibi. Ha, güzel ya. Bir kapasitesi de gözük herhalde. %100, %50, %20. Evet, alet de bu şekilde. Vay, başladı yine. Evet. Şu an çapalama işini yapıyor. Oo, evet. Suat abi kilit de koymuş. Gayet hoş. Dostlar bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. 2000 videoya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.